Hadi bakalım. Cidden bir comeback görecek miyiz? Bilemiyorum. Heroic'ten genel anlamda iyi bir haritaydı. Big biraz daha ikinci yarıda maça girmeye çalıştı ama açıkçası çok fazla mümkün olmadı. Şimdi CT başlıyorlar. Heroic T'ye başlamış. Doğal olarak Heroic'in seçtiği harita olduğu için Tepsim'den bu arada meydan fight'ı. Yalnız Skadian'dan bir takas var. Ben bunu sorarken Stown buradan aşağı atlamış. Kito bir headshot daha gönderiyoruz. Antares'ten ikinci kill gelmiş. Biz yine çayları izliyoruz. Şimdi Borop P250'si ile meydan denemelerinde garajdaki oyuncuyu da gördü. Stown şimdi yavaş yavaş geliyor. Borop biraz aslında baitleyecek ve Stown oynamaya çalışacak. Ama Borop chat'ı göndermiş. CT base'deki oyuncuyu da gördü. Gizim bu arada çok iyi arkaladı. Ölçtü üstteki gönderdi. Şimdi anladı mı bilmiyorum. Evet şimdi anlamış olması lazım Borop. Ama aşağıdan sandı ilk başta. Gizim silo üstünden rahatsız etmeye devam ediyor. Bu arada 13 mermisi kaldı. O fight'ı kazandı. Eyvah eyvah. 5 mermi 2 kill attı az önce. Timing. Siyasın da yerini öğrendi. O fight'ı kazanacak Borop. İnanılmaz yani. İnanılmaz. Yani kırmızı arkasına sıkışmış bir oyuncu. Aim fight'e girmek isteyen 4 oyuncu. Şimdi bir force geldi. Searson'dan scout var. Kito tekini göndermiş. Kito bu arada en çok Deagle'da herhalde force'ta iş yapan oyuncu olmaya başladı. Son dönemde Big'in bu force'larında veya eco round'larında trade geldi. Yalnız Tizian da bir tane vurmuş. Şimdi bakalım round'ış olabilecek mi Big? Searson teklendikten sonra tabii Lash'ın avantajı. Uf, Tepsi'nden bir tek daha. Şimdi bomba düştü içeride. Kediyil sesleri duyuyor. Tepsin bu arada yalnız yakalanabilir. Çatıda bir olduğunu tahmin etmiyordu. Kedi'nden kolay bir vuruş. Evet bu bar ara sıra arkadaşlar bozuluyor. Onu çok şey yapmayın. Şimdi T girişine bir molly geldi Tizian'dan. Hemen kulübe arkasında. Canlar çok az tabii iki oyuncunun. Bakalım çok iyi vuruşa ihtiyacı var TSS'in. Tizim'le takas gelecek. İkinci oyuncunun rampa tarafında olduğunu tahmin edebilir Cadian. Tabii demir kapıdan biraz rahatsız oldu. Ve Zantares'ten kritik bir fight kazanma. Kereş'in dalacak yerden. Evet bu kritikti biraz daha. Bunu da verse biraz moral bozukluğu olacaktı genel olarak big takımında ama hata yok. Özellikle tabii Kito'nun ve Tizian'ın içeriden yaptığı işler önemli bir atılımdı. Ama unutmayalım yine CT side'de Big. O yüzden 9-10 round çıkarması lazım bu seride. Evet kırmızı arkası. TSS bu arada Secret'tan aşağı kadar indi hızlıca. Bir rampa speed taktiği gelebilir gibi. TSS tekrar bu arada yavaştan içeri doğru çıkıyor. Ve Sirius'un çok belliydi. Orada ilerlemek zorunda kalacağı. Cadian da onu bekliyordu zaten. Bir silah droplamış oldular. Silah çok kritik değil ama adam kaybetmek kritik burada. Çünkü bir force round Heroic için.
Stun'dan bir enter daha. Kita. Of. Danimarkalıların aim'i tabi. Deagle'lar falan. Evet, Zantares'in az önce aldırdığı birebir vardı ama şu an 1v5 sevlemekten başka çok fazla bir alternatifi yok zaten. Ve TSS olan da izin vermedi. Evet, Heroic. Tekrar öne geçiyor 2-1 ile beraber. Yani o Sirius'un verdiği aslında entry biraz dengeyi bozuyor ister istemez. Web tek tek yakalanan Big görüyoruz yine. Inferno'ya benzer bir savunma aslında. TSS yakın mesafe kör oldu ama 2'ye 2 takas gelecek mi Zantares 5-7'la? Yine ekstra iş çıkarmış. 2'ye 2 pozisyon. Kedi'nden hata yok. İkisi de rampada. Tepsin arkalayacak. Heroic bu arada yavaş yavaş aşağı doğru gidebilir. İki keleş ve bolca utility var. Eğer arkalanmazsa Heroic yine hani bu roundu kazanmak için büyük bir avantaja sahip olacaklar. Evet, Sirius'un sesi almış olabilir alt base'den ama çok emin değilim. Zaten birazdan plant gelecek camlar kırıldıktan sonra. Yine de iyice safe oynadı Heroic. Şimdi plant'e oturacak Nico. Caps'ın yerden bir nade aldı. Gölcü de G'ye doğru çekildiler. Açığa kuruldu bomba. Dediğim gibi çok iyi vuruşlara ihtiyacı var. Bir tanesi bu olabilir. Sirius'un geldi kontrol durumdan. Yalnız bombayı kuran oyuncu sanabilir onu. Çünkü sanki tam bombayı kurup site üzerine çıkmış gibi görünüyordu. Niko. Smoke geldi. Double door'dan çıktı. İki mermiyi gönderdi. Şimdi Niko kırdı silahı. Deagle'lardan da sonuç yok. Niko gerçekten 10 saniye yiyecek mi? İnanılmaz Niko. Tarihe geçtin. El salla kameraya. Ninja geldi. Tabi burada özellikle round başı iki tane headshot'ın da Zantares tarafından fark yarattığını söyleyelim orada. Evet, Niko ne G2 maçında iyi ne bu maçta iyi. Nasıl? Mizaj iyi değil mi? Yine yarıldık. Evet, Niko yine yavaş yavaş sızdı. Smoke wall arkasından. Meydan girişte bir flash pick. Yalnız Tepsin şu an ölmek üzere. Stun. Tepsin'den bir timing denemesi başarılı olmadı yine. Yani Big'den hep böyle bir ekstra bir şey deneme var. Hani abi dur şuraya su uzayım, şuradan vurayım. Yani Tepsin'de bir timing yapmaya çalıştı. Smoke wall arkasından dolaşmak için ama yani Heroic buralarda çok fazla hata yapan bir takım değil. Yine kontrolü oynamaya devam ediyorlar. Genelde oyun görüşleri çok yüksek olan bir takım. Biraz da oyuncu profilinden kaynaklanıyor bu. Yani Zantares bu arada B tarafında tek kalan oyuncu şu an. Verisimler A tarafındalar. Zantares'i şimdi fark ettiler ama hemen takas geldi Borop'tan. Cadian da bu arada vurmuş. Ve B'ye rahat bir plant geldi. Tizen uçarak geldi Boru'ya. O sesi aldılar. Sirius'un da geldi. Borop tek kapıda. Sanırım duydu Sirius'un da zaten. Lap diye Boru'ya atlayınca. Ve evet, save'e gidecek. Yani Heroic pes etmiyor gördüğünüz gibi. Ve ilk yarının böyle geçmesi Heroic'in istediği şekil zaten. Yani T-side'da yakın geçmesi, önde kapatmak. Her türlü onların istekleri olacak.
AP'de AP kaç atacaktım ki? Tses AWP elini alır almaz yok oldu. Hoca Kireç'ini de kaybetmiş oldu. Tamamdır. Onu meydana öyle savunalım. Şimdi AP aşağı attı Sirius'unu ölürken. En azından tepsini alsın diye. Ölüyorum. Tepsin rampadan bir kill. Şimdi ikinci pik de geldi Tepsin'den. Ekstra bir oyun. Bomba da düşürdü. Ama tabii yanındaki oyuncu tahmin etmeyecek Tepsin. Oraya da bakmayacaktır da. Şöyle bir sıkış fili gelmezse diyecektim ki. Tahmin ediyormuş. Tepsin anında cevap verdi. Böyle Caster'ın lafı ağzına tıkadı resmen. Sirius'un Tepsin'i PC'ye geçti aynen. Ben de öyle tahmin ettim. Kalk 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 dedi hemen. Ölürken verdi AWP'yi aşağı doğru gönderdi. Tepsi makineye oturdu. Güzel katkı. Böyle bir anda ihtiyacı vardı Bigin. Biraz kendine gelmesi için. Ama tabii belki de round burada Searson'ın ölürken AWP'yi aşağı atmasına bağlı. Yani şurada ölüyorum ben de ya deyip attı aşağı. Evet yine müthiş. Bütün killleri gördük. Kral harbi öyle bir şey yasak mı? Değil Ahmetçim. İsteyen takımlar kullanabiliyor tabii ki. Evet, Force'a gitti Nihiroik. Bu kez bir tane rifle çıkarabildiler. Ve tamamen çete taktiğe girecek gibi timing yapmaya çalıştılar. Kito hata yapmadı. Side'da Tease yanında var. Ve bu ikili 4 kill çıkardı. Tepsin'in de yardımıyla beraber. Son kalan Kayden olacak. Ve Big öne geçiyor. Yani bu karşılıkta bir natlaşma vardı. Force'larla beraber. Big ilk defa oradan biraz daha farklılaşma şansı yakalayacak. Ama şu an tabii hala çok böyle hani maça hakim oldu ve Jarrett'e götürebilmemiz için biraz daha yolu var Big'in. Hadi 3 kill. 256 damage gelmiş. Kito için. Bakalım. Heroic'den tabii bomba da gelmeyince, plant da gelmeyince 1500 lira görüyorsunuz. Baya kötü bir ekonomi var. Neredeyse full eco. Evet. Şu an pozisyonlarını aldı Heroic. Şimdi deneyecekler. Bilmiyorum ne diyecekler ama herhalde 3 meydan 1 silo bir de demir kapı içeri girmeye çalışacaklar. Ama şu an kimseyi görmeyince yavaş oynamaya karar vermiş olabilirler tabii ki. Yavaş yavaş pikliyorlar.
Tepsim bir kill almış. Evet, içeri girecekler. Glocklar tabi. Bir tık su tabancası. TSC'ye de bir tane vurmuş. Evet, şimdi Heroic'ten bir buyout gelecek. Tabi Heroic'ten yani CT kısmını düşündüğümüzde bir 4-5 round çıkarmak onun adına yeterli olabilir bu haritada. Çünkü iyi savunma oyuncuları var. Kedia'nın AWP'si var. Malumunuz. Hadi bakalım. Kedin Deagle almış bu arada. Stone hemen rampaya doğru yaklaştı. Kırmızı arkası bir Nate. Onu iyi dojladı şu an Heroic takımı. Yani o smoke gapli biraz galiba. Evet, vazgeçti şu an. Sanırım evet, o smoke'dan vazgeçtiler. Gapli bir smoke o. Kırmızı arkası bekleyecekler. Hala bir smoke'ları var. Bakalım nasıl kullanacaklar onu. Büyük ihtimalle oraya bir molly geldi. O smoke'ların bir tanesi o yüzden biraz gap'li kaldı. Çünkü iki smoke'la o var Tepson. Borop'u yakalamış, göremedik yine ama. Sanırım kırmızı arkasından bir pick atmıştı. Özellikle secret tarafından çıkıp. Evet, tek molly kulübe içine gelecek. Kulübe üstüne doğru gelecek ve içeri pikleyecekler gibi. Teezyil bu arada TSS'den çok hızlı bir takas geldi. Kito kulübe arkası. Orada aşağı indiler yalnız. Aşağı alınan entry kritik. Böylece hemen altın kontrolünü alacaklar ve TSS'den plant geldi zaten. Nate yok oraya doğru. TSS şu an kurduğunu sandı. Ciddi bir hata bu. Böylece Zantares yaklaşıp o kill alıyor. Kedian board'dan dolaştı ama İşi biraz zor olacak. Kontrol room'a dolaşmaya çalışabilir. Bomba arka tarafta bu arada. Yapacağı fazla bir şey yok. Çok iyi timing yaptı. Kapıyı da kapattı. Kedian. Ha, bombayı arıyor Kito. Tam Kedian'lık hareketler bunlar. Şu an mouse'u bıraktı. Tahmin edebiliyorum nasıl bir bağırış yaptığını TeamSpeak'te falan. Yani. Evet, yine kritik bir round kaptırıyor Big. Yani şu an parası var ama diğer anlamda biraz. O orada iki tane droplayabiliyor Kadian. Bu çok enteresan olabilir. İki drop parası var Kadian'da. Böylece herkes bayram yapabilecek gibi. Ben böyle bir aksiyon görmedim ya. Gerçekten tekrarını izlememiz. Çok aydınlandım o pozisyonda özellikle. İçeri hızlı mı girecek diye baktım. Hayır. Kedian'ın nate'lerini kullanmış. Atmaya devam ediyor. Burada Tepsin meydan girişte. İçeride 3 savunma var. Ampe tek bıraktılar Zantares'e. Ağırlıklı bir iç ve meydan savunması görüyoruz. Big için. Nico yine hemen meydanda pozisyonunu almış. Tabi Sears'ın orada olmadığını düşünüyor olabilir. Çünkü orada smoke vardı. O da rampaya bir flash. Düzeltiyorum. Bir boost pick var. Evet, sesler duyuldu. Zantares abres var elinde. Aman diyorum. Trade'i aldılar hızlıca. Bu arada stun yine demirden sızmış. Bunu her round yapıyor galiba stun. B'ye rahatlıkla plant geldi. Nico. İkinci kill. Bu arada tabi
Hani Heroic bu hale gelmeden önce belki hatırlarsınız. Bilmiyorum hatırlar mısınız? Niko gerçekten takımın en inanılmaz oynayan oyuncusuydu. Yani daha böyle Boraplar, TSS falan daha piyasaya çıkmadan. Anladım hocam. Onu da tamamdır öyle yapalım. Ve hani gerçekten böyle acaba bir Astralis seviyesi gelecek mi? Nota transfer işte ne bileyim başarılı olur mu tekrar falan filan gibi şeyler böyle bir düşündürüyordu. Sonra Heroic'teki her oyuncu o kadar patladı ki. Kadian dahil olmak üzere. Hani gösteri maçları yapan Kadian. Şov maçları yapan Kadian. Dahil olmak üzere takım bir anda başka bir seviyeye çıkınca. Niko böyle sıradan bir oyuncu gibi görünmeye başladı. Normalde her maç 20 falan bırakırdı. O dönemde herkes çok iyi değilken ama bir anda takımın böyle hani ihtiyacı olduğunda ortaya çıkan bir oyuncu gibi oldu. Evet. Kito'ya bir headshot. USP Echo zaten big. Heroic tekrar maçta öne geçecek. Evet kontrol Heroic. Sakin. İçeride bir ton oyuncu var. Meydanı bıraktılar. Hatta Tepsin yavaş yavaş meydandan puşamaya başlıyor gibi. Tepsin. O USB ile operasyonu yaptı. Şimdi içeri girecekler. TSS'den bir entry daha. Xantares orada. Xantares Tizian. Yakın mesafe. Tizian saklanmaya çalışacak. Kafayı gömdü. Bu arada aşağı gitti Heroic. Teşekkürler deyip. Yalnız inemedi bir oyuncu. Şimdi indi tekrar. Ve bir tane de Molly bu arada. İki kere çaldılar. Şimdi deneyebilir bunu tabii Big ama çok uzakta. Izzy'nin oradan çıkmaya çalışıyor. Oraya bir smoke daha geldi. Şimdi pistolle bekleyecek. Sanırım stun ve CV gidebilir gibi sanki. Izzy'nin çok dikkat dağıtıyor ama. Bu arada Tepsin çok iyi geldi ama Tepsin. Yani 2 kill çıkarabileceği pozisyon. Yani birini vurup hızlıca diğerine dönmek istedi ama bunu yaparken tabii ilk oyuncunun da ölmesi lazım. O öldü diye bıraktığı için iki kill birden gelmedi. Sirius'un bu arada kulübeye bayağı agresif bir oyun. Kito düşmüş. Sirius'un kill alıp çıkacak oradan. Çıktı. O Molly nereye yakıyor bilmiyorum ama Sirius'una hiç değmedi. Bu arada Tepsin kırmızı arkası yakın mesafe. Flash'ini bıraktı. Trade'i aldılar yine. Meydanda ufaktan bir public maça döndü olay. Berkut arkası bir oyuncu var. 3 vs 3 pozisyon. Dizim pikledi. O kill aldı. Takas var yine. Meydan geçti. Sirius'un timing yapmaya çalışabilir. Xantares bir flash pick attıracak mı diye bakıyorum. Attıracak galiba ama Sirius'un kör. Yine de o kill aldı. Yine birebir takas. Şimdi gördü Xantares'in yerini Kadian. Xantares hemen pozisyon değiştirmeye çalışıyor. Kadian fark etti galiba geri kaçtığını ama zaten bakalım fight'e girecek mi? Xantares bu arada hızlıca catwalk'a kadar gitmiş. Görmedi galiba Kadian'ın aşağı geçtiğini. O yüzden birazdan sesi alacak. Ve Kadian da bu arada 1v1 için planti yaptı. Evet Kadian Molotov'u da var. Onu saklayacaktır. O fight için. Cam kırık değil. Xantares oradan giremeyecek o yüzden. Tek kutuya bir baktı. Orada kimse yok. Bir fake attı. Yakalayabilir mi? Ama hayır. Kadian Molotov'una ihtiyaç bile yok. Piktiği PS'ye gönderdi. 7-5 skor.
Kapının içine atıyorlar fake. Okey. Aynen. Dünkü maçtan güzel bir clutch round ile beraber devam ediyoruz. Şimdi Deagle'lar var. Bir tane P250 var. Kapı kırıldı. Oraya Mori geldi. Tizyan. Aslında bayağı iyi hasar verdi. İki tane body shot ama. Yeterli olmadı kill için. Yani Heroic yavaştan ilk yarı önde kapatmaya doğru gidecek artık. Garantileyecek değilim daha doğrusu. Secret'tan aşağı inmek için yavaş yavaş Hero'yu kızlandıracak artık. Hayır, güzel bir nade var tepsinden. İki tane headshot geldi. Bomba da düştü şimdi Sears'ından. Yakın mesafe P250'ler. 10 saniye kaldı. Heroic tam okuyamadı rakibinin nerede kazda olduğu noktasında. Kolay bir round. Toplam 3 tane de keleşi kaçırıyor artık Big. Hadi iyi bir round çaldı Big. Hero'nun ekonomiye de baktığımızda yine buy round çıkacak gibi ama ciddi bir ekonomik hasar. Aynı zamanda bu ilk yarının sonunda da Big'e bir tık avantaj sağlayabilir gibi. Bu da Sears'ın tabii iki tane headshot attı. Ondan biraz daha hani aslan payı var diyelim Brant için. Evet, frag'lere baktığımızda Cadian 16 kill. T-Side'den de TSS'de 11 kill'de. Nikon'da 9 kill var. Big'de de Izzy'nin Tepsin 12'şer. Zantares'in de 10 kill'i var artık. Evet. Pause kaldırıldı. Heroic için çok iyi bir bayramdır. İki tane Gali, bir tane Tech9 var. Big'in artık bir hata yapmayıp buradan 8'e gitmesi lazım. Aksi takdirde gerçekten yani gerçekten zor bir ikinci yarı olacak. 8'e bile de yeterli değil aslında ama
Hani en azından 8-7 yapmak lazım. Bu kadar sıkıntılı geçen bir ikiliyim. Hemen Slay'a doğru çıkmış Heroic oyuncuları. Tepsin oraya doğru bir keleş de bakıyor ama. Kedi'yim var. Kedi'yi yakalayabilir ama biz yine bir anda başka kameraya döndük. Kedi'nin AP'li tepsine bakarken. Evet, bu arada rampa kontrolünü aldılar. Tizyon içeriden bir kill çıkarmış. Secret'tan aşağı doğru inerken Heroic oyuncuları. Yalnız TSS de oradan Catwalk'a çevirebilir oyunu yalnız. İçeride Xantares kendi bölgesinde çatı gönderdi. İkinci oyuncu fark edemedi nerede olduğunu. Searson'ın yardımı var. Ve bombayla yavaş yavaş Kedin geri dönüyor olacak. Altta 3 oyuncu. TSS rampadan bir kill. TSS görmedi. Uzak mesafe. Tabi artık Tekna'nın ikinci mermisi çok zor. Xantares hemen takaslıyor. Gideon inanılmaz bir çıkış. Döne döne Mevlana gibi. Bir de kaçırdı. Ve hata yok Kito için. 7-7. Plant da gelmediği için Heroic anlamına bu kötü bir haber. Big böylece full baya karşı bir round oynamayacak ilk yarın sonunda. Xantares bölgesinde ise tam Xantares'in vurduğu yer işte. Çift kapının üstü. Searson kırmızı arkası pikledi. Smoke'tan göremeyecek yalnız. Ve yanından bir oyuncu geçiyor. Tepsin yardım etti ama. Neyse ki kalmadı diyeyim. Tizim bu arada bayağı kör. Volt arkası. Kito'nun yardımı var. Tepsin de yine her yere yetişmiş. Yani Kito vurdu gibi seyrettik ama Tepsin. Neyse yat oyuncu. Westown. Son kalan isim. Evet 8'e döndü kapatacak artık. Big. Yani bu skor her türlü Heroic'in istediği bir skor ki hani zaten daha da farklı olabileceğini düşünerek hani ah be deyip onlar da 7 round iyidir diyeceklerdir. Big'in ise sağlam bir T-side oynaması lazım çünkü zaten maplerde bir sıfır girdi. Orada stun'dan güzel bir tek geldi. Aynen Observer şu an diyor ki an yakaladım bak Kito vurdu falan diyor ama Tepsin vurdu evet, bütün killleri. Antares. Neyse ki stun. Oraya bir prefire atmadı. İlk mermi Antares sıkmıştı çünkü. O zaman biraz da müzik. Ayarsız 900p veremem dostum çünkü maç yayınlarını YouTube'a atıyorum. Onların 1080p olması lazım. Teşekkür ederim NFS Karboncu hoş geldin. Observer niye bu kadar kötü dostum hiçbir fikrim yok ya. Hiçbir fikrim yok. Ama turnuvada şu an için sadece A streamindeki yani ana yayındaki Observer çok iyi gidiyor. Yok Tahsin sadece bu turnuva için bu kamera açısı var. Arayüz için. Normalde zaten şuradan öbür taraftan yapıyorum ya full kameradan.
Yo, elle değiştirebiliyorum ya Çiva. Eyvallah Samet Can. Sunsonsi veteran mısın? Yok. Expert. Bugün oyun olmaz artık. Zaten 6 saate geliyoruz. Yine yorucu bir maç sunumu günü geçiyor. Bu maçtan sonra kapatacağım yayını. Dinleneceğim biraz. Yarın yine devam. İkinci yarı haftaya mı abi? Abi 5K Rütüme ödül mü? Cihandar Paşa dostum, 5K Rütüme bir ödül olmaz. Çok düşük bir rakam o zaten de. Zaman zaman Rütümler için bir şeyler yapıyoruz. Toplamaya devam edin eğer niyetliyseniz. Yok, Vitality ve Phase maçlarını sunmayacağım bu akşam. Hocam Sens ve DPI kaç senin dostum? Ünlem CSGO Sens'ten bakabilirsin. Adı Ünlem Sens'ten. Hadi bakalım. İkinci yere geçiş yapıyoruz. Aynen 20K'ya yemek sepeti kodu vermiştim mesela. Şimdi bu arayüz yine Judge 2. Harita yayıldı bu arada, bir enteresan. Hem silahı çıkan bir Sirius'un görüyorum Glock'la beraber. 2 smoke 2 flash var. 2 smoke açıkçası bir meydan olabilir. Smoke wall için ya da İçeri doğru bir taktik olabilir. İçeri taktikmiş. Meydan girişten kullandılar smokeları ve flashları. Demir kapıdan çıktılar. Şimdi 5vs5 full tek'e bıraktı Drake. Bir molly var Cadian'da ama hiç kit yok. Retake için hızlı oynamaz onlara. Borop bu arada Deagle almış. What the fuck man. Searson ilk kill aldı. TSS trade var. TSS kulübe içerisindeki rakibini yakalamaya çalışacak. Zantaris bir tek yemiş. 3'e 3 pozisyon. Kit olmadığı için 10 saniye defuse çok zor diyecektim ki Kito zaten 2 tane daha headshot atıyor Tizian'la beraber. Teşkar, sakin hocam. Kanalın gadiklerinden bir tanesin. Aşağılama ile hakaret az çok yakın şeyler ama eleştiri değil o. Eleştiri dozunu biliyorsun zaten sen. Bence sen de farkındasın yani. O yüzden çok şey yapmayalım, uzatmayalım muhabbeti. Evet. Garaja gelen bir sürü big oyuncusu var. Borap yine smoke'tan pompalarken iki tane Deagle. Ne yapıyorsun abi? Onları görebilir miyiz ya? 4 tane attı, göremedik ya. 4 tane attı ya. 4 tane HS attı, oradan hiçbirini göremedik ya. Yemin ediyorum kendimi keseceğim artık. Evet arkadaşlar, bu kadardı. Evet. Bir şey yok. Sadece Borap 4 tane tek attı smoke'tan. Öyle yani. Başka bir gariplik yok. Sirius'un Niko'yu düşürmüş. Cedo şimdi Kito gelmeye çalışacak. Lotte'yken yakaladı Stan'la. 2 tane entry'si var. Borap'tan bir toparlama. Bakalım 3vs3'te ne kadar toparlayabilecek Heroic savunması. TSS rampada. İçeri doğru girecek gibi Big. Şu an demirden
Bir operasyon var. 3 oyuncu. Catwalk'ta Borup var. Bakalım. Timing 7 mi? Timing 7 galiba. İçeri mi giriyorlar diye bakıyorum. İçeri giriyorlar. Default arkası bir oyuncu var. Açtı sonunda. Kedian'ı açtı. Kedian. Takas. Zantares'ten gelmiş. Borup'tan bir net gelebilir. 5 saniye. İyi bir net oldu mu? Fena bir net olmamış. Sears'ın zaten canı yok. Tses koştu geldi. Yine göremedik. Çok iyi. Bu arada Goyerta Prime abone olmuş. Teşekkür ediyorum. Kaktüs iyi akşamlar hocam. Tam zamanlı yayıncılık yaramış. 5. ayını kutlamış. Çok teşekkür ederim Kaktüs. Hoş geldin abi. Dokuz dokuz. Big şimdi plant da alamadığı için bayağı flaco gibi bir roundda. Bence Observer yok ya. Sadece rastgele rakamlara basıyor. Öyle basıyor. Kedian ilk kill aldı. Kedian ufak bir kalp krizi. Ama sallaya sallaya MP9 ile 3 kill çıkardı. Son kalan Zantares olacak. O da silah tarafındaydı ama aşağı atladı. Şimdi fark ettiler yerine. Meydan girişte. O da Glock'la şansını deniyor ama pek bir hedef yok malum tabi. A9. Heroic ikinci yarı toparladı maalesef. Aslında bir iyi başlamıştı. İyi bir ilk round. Ama Borop'un biraz yok ettiği bir Force'tan sonra bir daha göremedik bir şey. Şimdi tekrar bir buy round gelecek Sears'ın için.